Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde münada konusunu işleyeceğiz. Bazı kitaplarda üslubun nida şeklinde de görebiliriz. Bismillah diyelim, başlayalım. Münada nedir? Nida etmek bir kişiye veya bir varlığa seslenmek demektir münada. Ee, nida harflerinden birisiyle yapılır. Bu harfler ya, eya, heya, a, e, ey, va gibi... E, harflerdir. Bunlardan e ve i yakın olan e, kişiye veya varlığa seslenmek için kullanılır. Eya, heya, bir de uzatmalı olan a harfi ise uzaktaki bir varlığa veya kişiye seslenmek için kullanılıyor. E, ya harfi her ikisi için de kullanılabilir yani uzak ve yakın fark etmez. E, buradaki ya'nın manası e, istigase yardım manasında kullanılır. Va e, harfi ise Nidbe yani ağıt için kullanılır. Bizde de buna benzer bir kullanım vardır. Vah veya işte vay başıma gibi kelimelerle vah ağıt için kullanılır. Nida harflerinden sonra getirilen kelimeye münada denir. Demek ki arkadaşlar nida harfiyle münadayı ayırt etmemiz lazım ee, bu olay üslubu nidadır. Yani seslenme üslubu. Seslenmenin bir usulü var. Onu anlatıyor. Nasıl? Bu bir harfle yapılıyor. Bakın nida harfi. Nida harfinden sonra da bir kelime geliyor. Kime sesleniyorsak. Ya Ali ya Ömer gibi. Bu kelimeye münada deniyor arkadaşlar. Mesela burada Ya Rabbel alemin. Ey alemlerin Rabbi olan. Ey Rabbi Ya Rabbe. Buradaki Rabbe kelimesi bakın nida harfinden sona gelmiş münadadır. Bir ee, bu şekilde ya da nida harfidir. bir notumuz var. Münada fiili hasf olunmuş mef'ulün bih sayılır. Bu ne demek arkadaşlar? E, mef'uller mansuptur biliyorsunuz. Münada da demek ki mansubatın içerisinde sayılıyor. Yani münada mensup bir kelimedir. Peki her zaman e, fethayla mı mansup olur? Hayır arkadaşlar bazı özel durumları var. Bunları da birazdan anlatacağız. Neden mefulün bih sayılıyor arkadaşlar? Çünkü bu münadanın başında ed'u ya da ünadi şeklinde bir fiil takdir edilir. Mesela ya umaru dediğimiz zaman, ey Ömer dediğim zaman ünadi ya umar demek. Yani ünadi umar, sana sesleniyorum Ömer demek. Ed'u umar demek. Evet bundan dolayı e, ed'u dediğim zaman fiil bunun faili ene. E, umar kelimesi de mef'ul oluyor. İşte bu şekilde mef'ul e, mef'ulün bih oluyor. Neden fiili hasf olmuş mef'ulün bih sayılabiliyor. Bir başka notum daha var. Allah lafza celalinde <laughs> nida üslubu kullanılırken ya harfi kullanılır. Ya Allahu gibi. Diğer şurada yukarıda saydığımız eya, heya gibi harfler kullanılmaz. Sadece ya harfi kullanılır. E, ee, beş şekilde gelebilir arkadaşlar. Birinci şeklimiz e, münada özel isim olur. Yani karşımızdaki kişiyi tanırız, özel ismini biliriz. Yani Ali, Veli, Ayşe, Fatma. Ona göre sesleniriz. Mesela örneğe bakalım. Ya Muradü. Ey Murat. La tetekellem tekellem kesiren. Çok konuşma. Ya Rukayyetu. intaziri, Ey Rukiye. Bekle buradaki murat kelimesi ve rukiye kelimeleri arkadaşlar iki tane özel isim, alem isim bakın müfret özel isim, alem isim. E, bunlar münadadır. Nida harfinden sona gelmiştir ve e, harekeleri de bakın ötrelidir. Biraz önce dedik ki hemen bir önceki slaytta bakın münada fiili has bulunmuş mefulün bih sayılır diye. Hocam mefuller mansup değil miydi? Neden meful oldu? Arkadaşlar e, münaada'nın münadanın bu iki çeşidi birinci ve ikinci çeşidi damme üzere mebnidir. Yani bunun başka okunma şekli yok. Özel isimse aynen bu şekilde ötreli okuyacağız. Ama biz bileceğiz ki bu mahal fi mahalli nasb. Yani mahallen mansup diyeceğiz arkadaşlar. İkincisine bakalım. Nekra maksude. Nekra maksude ne demek? Bizzat kastedilen ama bilinmeyen isim. Ya karşımızda birisi var. Mesela bir kız var. Genç kız. Ya diyor. Müdür soruyor mesela. Ey genç kız, ey kızım niye geciktin? Ama adını bilmiyor. Ona işte genç kız diye betat diye sesleniyor. Mesela <laughs> iki şoför var. Ya sa'igan. La tenama kethiran. Şimdi burada sa'igan e, demiş. İki şoför. Şoförlerin adlarını bilmiyor ama karşımızda olduğu için, bizzat kastettiğimiz için biliyoruz. Yani buna nekra maksuda denir. E, kast edilen, bizzat kast edilen. Ama ismini bilmiyoruz. Ya da söylemek istemiyoruz. Mesela bir de bunun e, şu çeşidi var arkadaşlar. Ya <laughs> Muhammedun. Ruhduru et derze. Ya Muhammedune. Şimdi burada Muhammed. Bir Muhammedun Muhammedani Muhammedune. Cemi müzekker salim yapmış değil mi? Muhammed isminden. işte burada ne diyor manasında? Muhammedler, ders hazırlan Hazırlanın, hazır olun gibi bir manası var. Şimdi e, Muhammedun kelimesinde birden fazla Muhammed olduğu için arkadaşlar bu şekilde tesniye ve cemi yapılınca özel isimler, bunların alem özellikleri kaybolur. Bunlar artık e, nekra e, kabul edilir. Bakın burada notu da olarak yazmışız. Özel isimler tesniye veya cemi olarak kullanıldığında alem olma özelliğini kaybeder. Yani ya Muhammed'ü deseydim o zaman Muhammed karşındaki bir adamdı. O alemdi. Ama burada ya Muhammed'ü ne dediğim zaman hangi Muhammed? Yani şimdi bir nekralık var. Tam marife değil. Eee <laughs> Peki hocam bu ikisi yani müfret alem, alem müfret ve nekra maksude damme üzere mebnidir dedik. E, hocam bunlar elif var, burada vav var, damme yok. Nasıl olacak? Arkadaşlar tesniyenin raf alameti neydi? Elifti. Tesniyenin cemi alem, şey pardon ceminin raf alameti neydi? Vavdı. E, bunları da bu şekilde söylüyoruz. Münada damme ile elif tesniye ise elifle Cemi ise vav ile mebni olur. Mesela bunu nasıl irap yapardık? <laughs> Münada e, tesni olduğu için arkadaşlar mebni alel elif li ennehu misenna. Bakın burada e, ne var? Tesniye bir isim var. Tekrar edelim. Münade, bakın burada altına yazmışız. Münade, mebniyün alel elif fi mahalli nasb. Niçin böyledir diye soracak olursak. Niçin böyle yapacak, neden böyle oldu diye soracak olursak Sa'igani kelimesi arkadaşlar tesniye olduğu için ve nekra maksude karşımızdaki bildiğimiz ama ismini söylemediğimiz kişi olduğu için bu şekilde irap yapıyoruz. Münada mevniyün elif fi muhalli nasb nekra maksude. Bu şekilde irap yapılır. E, beş şekilde gelir dedik. Hemen üçüncü şekline bakalım. E, nekra gayra maksude. Bakın biraz önceki neydi? Nekra maksudeydi. Yani direkt karşımızdakine e, muhatap olarak söylüyorduk. Nekra gayra maksude de arkadaşlar bizzat kastedilmeyen belirsiz isim. Genel serzenişlerde veya birini takdir etmek istediğimizde kullanılır. E, mesela ya sa'ikan intebi ey şoför dikkatli ol. E, mesela ya musalline burada cemi bir kelime var arkadaşlar. İntaziru cemaat ya da namaz kılanlar bekleyin. Evet. Ya muallimatin la tetakharne. Ey kadın öğretmenler. Gecikmeyin manasında. Bakın bunlar nekra gayra maksude. Şimdi burada üçüncü, dördüncü ve beşinci yani son üç tanesi de arkadaşlar daima fethalı yani daima mensup okunurlar. Bunun da özelliği arkadaşlar biraz önce ilk başta söylediğimiz gibi münadalar fiili has bulunmuş mefulün bih çeşidinden sayılır demiştik ya. işte münadanın aslı mansuptur ama e, özel isim olduğunda ve nekra maksude yani kastedilen kişi tam olduğunda o zaman biz buna tam mevzere mebnidir veya elifle mebnidir gibi söylerdik. Ancak burada nekra gayrı maksude de arkadaşlar e, <laughs> ne var? E, bir fetha üzere e, yani mansupluk var. Evet fetha mansup. Ne diyelim? Muallimatın kelimesini yapalım burada irap olarak. Münada mensub ve alametun nasbi el kesra li ennehu nekra gayra maksude. Bakın nekra gayra maksude olduğu için mansub dedik. Mebni değil. Ee, niye esre ile mansub olduğu? Onun özelliği yemin müennes olması. Şunu yapacak olsaydık ya saigan deseydik. Münada mensub ve alametun nasbi el fetha el zahira li ennehu nekra gayra maksude şeklinde irap yapacaktık arkadaşlar. Dördüncü şeklimize bakalım. E, Münada'nın dördüncü şekli muzaf olarak gelebilir. Bu e, ya abdallahi ya Eba Bekir mesela bu şekilde gelirse bu da muzaf oluyor arkadaşlar. Burada Abd kelimesi muzaf Allahi lafsayi celal de muzafun ili. Ya Eba Bekir mesela Eba kelimesi muzaf e, Bekir kelimesi de muzafın ili mesela şurada ayet kelimeden bir alıntı var. Ya fatiras semavati vel arz. Fatir yaratıcı demek arkadaşlar. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı. Bakın burada muzaf olduğu için feta gelmiş. Peki irabı nasıl olur? Aynı yukarıdakinin irabı gibi. Münada mensub ve nasb el fetha zahira. muzaf. Bu kadar. Evet, münadanın son şekli, beşinci şekli, şibhi bil muzaf. Arkadaşlar buraya biraz dikkat edelim. muzafa benzer demek. Kendisi bakın muzaf değil. Muzaf burada geçti. Muzafa benzeyen demek. Ne demek hocam muzafa benzeyen? Şekil olarak muzaf olması ve anlamının da kendisinden sonra gelen kelimeyle tamamlanması sebebiyle böyle bir isim almış. Bak şekil olarak muzafa benziyor. Ya qari'en el Kur'an'a. Ey Kur'an'ı okuyan. Şimdi bakın muzaf muzafın ilahi olabilir mi? Olamaz muzaf te'min almaz muzafun ileyhi de mecrur olur bu demek ki muzaf muzafun değil ama şebihi bil muzaf. Ee, anlamı bu kelimeyle tam oluyor. Yani tek başına ya karien dediğin zaman neyi okuyan diye tam olmuyor. Yani neyi okuyan? Bak Kur'an'ı okuyan diyor. Ey Kur'an okuyan. İrfâ'sawtike. Sesini yükselt. Ey Kur'an-ı Kerim okuyan kişi sesini yükselt demek. Şimdi buradaki karien kelimesi münadadır arkadaşlar el Kur'an'a yani kari'en kelimesinden sonra gelen kelime de bu kari'en kelimesinin mef'ulüdür. Yani şibhi bil muzaf dedik ya bakın muzafı ile demiyoruz. Şibhi bil muzaf olduğu için bu hatırlarsanız önceki derslerimizde geçmişti. fiili gibi amel eden kelimeler vardı. Bu ismi faildir. Malum fiil gibi amel eder. Bu da bunun mef'ulü olmuş arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Ya mesrukan nukuduhu. Ey parası çalınan kimse, kişi. Buradaki mesrukan çalınan demek, çalınmış demek. Bakın bu niye benziyor? Meçhul fiile benziyor değil mi? Çünkü isim mefhul arkadaşlar. İsim mefhuller meçhul fiil gibi amel eder ve amel etmiş. Bakın nugut kelimesi çalınan şey var değil mi? Neyi çalınmış? Naibi fail. Biliyorsunuz meçhul fiiller naibi fail alırdı. Bu da naibi fail olarak gelmiş. Şimdi buradaki mesrukan kelimesi aradığımız münadadır. Münadanın beşinci çekti arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz bir husus şibhi bil muzaf olan kelimeler de e, daima müştak olan kelimelerden gelir. Yani türetilmiş. İsmi fail gibi, ismi meful gibi. E, bakın burada notumuzda var. Şibhi bil muzaf daima müştak isimlerden oluşur. Nedir bu müştak isimler? Hatırlayın. İsmi fail, ismi meful, sıfatı müşebbe, isim mensup ve benzeri. Bunlar müştak isimler. Yani türetilmiş isimler. Bunların kökü fiildir. Mesela kara fiilinden kari'i türetilmiş. Seleka fiilinden mesruk türetilmiş, bu şekilde türetilmiş, müştak demek, bu demek. Üçüncüsü notumuz arkadaşlar, Muzaf, Şibibil Muzaf ve Nekra gayrı maksude olan münada şekillerinde, bakın e, dikkat edelim, hani e, yukarıda söylemiştik üçüncü, dördüncü ve beşinci yani bu burada onu söylüyor, Muzaf olan, Şibibil Muzaf olan ve Nekra gayrı maksude olan münada şekillerinde, münada mensup okunur, münada mensup okunur arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Birinci örnek. Doğru şıkkı seçelim burada. Üdhul el mescide bi kademikel yumna ya Arkadaşım camiye sağ ayağına gir diyor. Mescide sağ ayağına. Kelime sadik münada muzaf. Evet, sadık kelimesi münadadır ve muzaftır. Neye muzaf? Mütekellim yasına muzaf. biz bunu biliyoruz. Mütekellim yasına muzaf olduğu zaman takdiri bir irap alıyor değil mi? Şimdi bakalım. E, Fethallahira demiş fetha alamaz ki. Y demiş, tesniye veya başka bir şey değil, cemi değil. E, sonunda bir Y var ama bu mütekellim Y'si. Bununla nasip olmaz. Mütekellim yasına bitişem kelimeler takdiri ile yapılır arkadaşlar. Burada takdiri olana bakacağız. E, el kesra demiş, cemi müennesler kesra ile nasip olur. Bu da değil. Mebni demiş, eğer özel isim olsaydı mebni olurdu. Doğru şıkkımız bakın. S'de mensubun ve alametun nasbi el fetha el mukaddera. İkiye bakalım. Ya taliben la tense vacibetik. Şimdi burada ya da vacibe Evet kelime tu taliben münadadır. E, taliben kelimesi münadadır. Nasıl münada? Yani mansup mu, merfu mu, mebni mi? Buna bakalım. Mansup li ennehu muzaf demiş. Hani muzaf nerede? Muzaf muzaf li li olur. Değil. Gitti. Alem demiş. Özel isim değil ki nekra. Evet, e, nekra maksude demiş. E, S'ye bakalım. Mansub li ennehu şibhi bil muzaf. Şibhi bil muzaf olması için e, bir kelime daha olması lazımdı. Öyle bir şey yok. Soru şıkkımız. Mansubun li ennehu nekra gayra maksude. Üçe bakalım. Ey sa'ik if alel yemin. E, yani ey, ya biliyorsunuz bunlar minada harfleriydi. Nida harfleriydi. E, sa'ik, şoför demek. Ey sa'igu, ya sa'igu. Bakın nekra maksude bu arkadaşlar. Hemen burada doğru şıkkımız nekra maksude li e, olan şıkkı. T şıkkı işaretliyoruz arkadaşlar. Diğerleri niye olmaz? Muzaf demiş. Muzaf, nehi yok. Alem demiş. Özel isim değil. E, muzaf demiş. E, şibi muzaf da bir kelime daha oluyordu hatırlarsanız. Evet. E, maksude maksuda demiş. Hayır arkadaşlar. Bu maksude bir isim. Ey sa'i Bakın gayre maksudeler yukarıdaki gibi fetalur. Buradaki dammeli feta olsaydı bir elif daha olurdu yani bir, bir, bir bileceğimiz, bakabileceğimiz bir saigan şeklinde. Evet. Doğru şık T arkadaşlar. Dörde bakalım. Ya nokta nokta el e, matami. E, e yemekhane çalışanı. Ehdir kuben min el münadel El münada'l lil cümle's sabiga. Buraya bir münada getirin diyor. Şimdi bakalım burada ipuçlarına. E, diyor ya bu bir kişiye yapılan bir emir. Eğer burada ehdira deseydi iki kişi ehdiru deseydi çoğul gemi olurdu. Ama bakalım bir kişiye yapmış. <laughs> burada ne var? Bir de muzafun ileyh var arkadaşlar. Hemen bir önceki şeyden bakalım. Muzaflarda ne geliyordu? Fethalı geliyordu değil mi? bakalım hemen burada. Bak dammele gelmiş gitti. Muzaf fethalı gelmesi lazım. Burada ne var? Amiline demiş. Cem'i getirmiş. Bak fiil tekil. Bu da buradan gider. Cem'iyle yani fiille münada uyumsuz. te demiş. Mühendis getirmiş. Buradaki müzekker ahtiri demesi lazım mühendis olması için. Şuraya bakalım. Umale. Cem'i getirmiş. Bu tekil. Arkadaşlar amile yani doğru şıkkımız. Amilel mat'ami. Ey yemekhane çalışanı manasında. Sonraki soruya bakalım. Ya sahibe emma ahadu kuma feyeski rabbahu hamra. Bakın ahadu kuma. iki tane değil mi burada? <laughs> İkinizden biri diyor. Doğru. Burada ne varmış arkadaşlar? e, ee, kelimetü sahibi münada. Evet nasıl münada? Muzaf, mansub ve alametu nasb elya. Burada bir tesniye nunu var. Burada arkadaşlar muzaf, muzafun nüleyh olduğu için e, biliyorsunuz tesniye nunlarının izafette yeri yok. Es sicni muzafun nüleyh olduğu için ya sahibi e, buradaki nun düşmüş. Ye ile ne olur? E, mansub mansup olur. Doğru şıkkımız muzaf, mansup ve alametu nasb elya. Elif şıkkı. Altıya bakalım. Ya Umaru ihtemme bi sıhhatike. Kelimeti Umar münadadır. Özel isim olduğu için arkadaşlar mebni alat dam. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Biliyorsunuz münada özel isimse e, dam üzere mebnidir. Yediye bakalım. E ayneyye. La tebkiye alel mazi. Ey iki gözüm. Geçmişi ağlama ağlama. Evet e, buradaki münada ne olarak gelmiş? Mensup liennehu muzaf. Bakın ay ne ye benim iki gözüm diyor ya. niye e, muzaf olmuş? Nispet yası yani mütekellim yasına muzaf olduğu için e, biz buna ne diyoruz? Mansub li liennehu muzaf arkadaşlar. Ve gale ya beniyye la tedhulu min babin vahidin ve dhulu min evvabin müteferrika. Buradaki beniyye kelimesi nedir? Muzaftır. Mansubun ve alametun nasb el fetha el -mukattara. Arkadaşlar mütekellim yasına bitişen kelimeler fetadan başka bir şeyle okunmaz. Ee, bir de bu mütekellim yasına bitiştiği için takdiri bir irap alır. Ee, muzaf, mensup ve alametün nasb el fetha el mukaddara şeklinde irap yaparız. Ya <laughs> gulamu ve kul bi yeminik ve kul mimma kelimeti gulam. Nekra maksude mebnin dam. Nekra gayra maksude deseydik fetal olacaktı. Nekra maksude olduğu için dammeli. 10. sorumuz ya nokta nokta mineyne entuma. Bakın entuma ikiniz dediği için Ahmetler iki tane olacak. Ahmedü tekil. Ahmedune çoğul. Ahmedani. Burada Ahmedani olacak nekra maksud arkadaşlar. Elifle mebnidir. Münada mebniyun alel elif. Ee, bu münadalar eliflamla marife bir isim olursa nasıl olacak? Eliflamla marife olan bir ismin münada olabilmesi için nida harfiyle o eliflamlı kelimenin arasına haza, hazihi, eyyuha, eyyetuha gibi bir e, kelime gelmesi lazım arkadaşlar. Eyyuha müzekker, eyyetuha da müennes için kullanılır. Şimdi örneğimize bakalım. Ya hazihi talibetu, ey kız öğrenci. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne, ey itminana ermiş nefis, ey huzurlu kişi. Bakın eyyetuha, nefis burada müennes olduğu için eyyetuha kelimesini getirdik. Ee, bir irap yapalım arkadaşlar örnek olsun. Elif lamla marife bakın gördünüz mü? Et talibetü en nefsu kelimeleri. Şimdi bakalım eyyetuha'ya eyye bir irap yapalım. Münada mebniyün alettam fi mahal nasb nekra. Maksude ha nedir? Eyyetuha'daki ha harfu tenbih la mahallehu lehum inel Nefis nedir? Sıfatun merfu'un ve alametir raf. El zammâ bir notumuz var. İsmi işaretten ve ey yuha ve eyetuha kelimelerinden sonraki münada olan isimler sıfat olurlar ve daima merfu olurlar arkadaşlar. Yani buradaki nefs kelimesi. En başta söylediğimiz bir notumuz vardı. Allah lafzına nida yapılacağında ya harfi kullanılır veya Allahümme şeklinde bir kullanımı vardır. Örneğimiz ya Allahu şeklinde olur ya da Allahümme gfir ve verhamna. Ey Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet et gibi. Buradaki Allahümme ya Allahu manasındadır. Son olarak arkadaşlar nida harfinin hazfi konusu var. Yani bazen bu nida harfi hazf olunabilir. Bir, bir iki örnek de buradan yapalım. Yani hazf olmak ne demek? Silinebilir. Mesela ayet-i kerimede Yusuf'u e'riz anhâzâ. Yusuf bundan vazgeç. ve firilizem bik diye devam eder ve günahlarına tevbe et. Buradaki ya Yusufu demektir arkadaşlar. Bakın bir başka ayet-i kerimede ve izgal ibrahim rabbic'al haza amina. İbrahim şöyle dedi. Ya Rabbi manasında arkadaşlar. Rabbi. haza Rabbi beladen amina. İbrahim dedi ki ey Rabbim bunu güvenli bir memleket yap demişti. Evet buradaki İbrahim'den sonra gelen Rabbi kelimesi ve Yusuf kelimesinde arkadaşlar nida harfi hasf olunmuş. Ancak bu Yusuf ve Rabbi kelimeleri münadadır. İraplar nasıl yapılır? Münada bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Mebni li ennehu alem. Bakın hatırlayın. Mebni alettam fi mehalli nasb li ennehu alem. Şunu nasıl yaparız arkadaşlar? Sonu sahih olan bir kelime arkadaşlar Rabbi kelimesi mesela B harfi sahih. Mütekellim yasına bitişirse buradaki bitişmiş ya Rabbi ey Rabbim diyor ya arkadaşlar. İşte burada bir mütekellim yası var idi. Bu şekilde olan kelimeler ya Rabbi diye çekebilir. Ya Rabbi ya diye e, okuyabilir veya ya Rabbi mesela burada Rabbi şeklinde okuyabilir. Evet burada münada konusunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet